en sevdiğin renk ne? Şimdi böyle sorduğunda bir anda düşünmeden şunu söyleyebilirim, mavi. Mavi, güzel renk. Evet, mavi. Evet, maviyi çok seviyorum. Çünkü gökyüzünü denize hatırlatıyor. Yani ben huzuru yakalıyorum maviyle, öyle söyleyeyim. Arka fonumuz ne kadar turuncu renkte de olsa, şu an üzerimde mavi bir şey de olmasa, en sevdiğim renk mavi. Arka plan neden turuncu peki? Çünkü sen seviyorsun. Evet. Sen sevdiğin için turuncu oldu. Benim sevdiğim renk olsaydı böyle şey mavi olurdu. Arkada bulutlar olurdu. Olsun, bir gün mavi de olur. Ama eğer görkemli ve gücümü göstermek isteseydim Yunus, bambaşka renkler seçerdim, onu söyleyeyim. Evet, film dilinde de başka renkler var. Görkemli ve güçlü göstermek istiyorsan ben de yardımcı olabilirim bu konuda, ama ben sana başka bir şey soracağım. Şimdi benim sana sorduğum bu soruyu gitseydik eskilerde, geçmişte birine sorsaydık, sence ne cevabı verirdi? Şöyle, ben eğer bir imparator olsaydım veya bir kral olsaydım antik dönemde, seçeceğim renk tabii ki mavi olmazdı. Yani halkla aynı rengi neden kullanayım, değil mi? Yani baktığımızda benim bir yüceliğim, bir görkemim olması gerekiyor. Burada bambaşka bir rengi seçerdim, mor olurdu. Yani bugün evet, mağazaya girdiğimizde, işte boyacılara gittiğimizde, kumaş boyası falan aradığımızda çok rahat buluruz, değil mi? Yani çok da uygun fiyatlara satın alabiliriz, kutusuna 20 liraya 30 liraya bir şekilde kumaş boyasını veya pastel boyayı satın alabiliriz. Fakat benim yaşayacağım antik dönemlerde işler böyle olmazdı. Keza az önce aslında onu ima ettim sana. Eğer ben kendi yüceliğimi, görkemimi göstermek isteseydim arkaya tercihen mor seçerdim. Evet, bugün çok bulunabilir bir renk, rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir renk. Fakat benim imam apayrı olurdu Yunus. Baktığımızda mor rengi bambaşka noktalara gidiyor. Ulaşılması zor bir renk o dönemde. Hatta bugün bizim Doğu Akdeniz diyebileceğimiz kıyılarda, Doğu Akdeniz dediğimizde ilk aklına ne geliyor? Hangi ülke gelir? Doğu Akdeniz. Evet, Doğu Akdeniz dediğimizde böyle bence çok güzel. Bence coğrafya bilgisi çok yok ama orada Lübnan var ya. Evet, aslında o coğrafyada, aynen Lübnan'ın olduğu bölgede, bugün aslında Suriye'nin de belli bir bölümünün kıyıları var. Baktığımızda Lübnan diye bahsedeceğimiz coğrafyanın kıyılarında kabuklu deniz canlısı var. Yani mürekkep balığına benzetebiliriz. Yani mürekkep balığı dediğimizde mürekkep renginde nasıl şey boya bırakıyor veya renk bırakıyor. Bu Mortex dediğimiz kabuklu canlı, adı da mor rengine oradan geliyor. O renkleri o kabuklu canlıdan elde ediyorlar. Tabii kabuklu canlıyı öyle bulacaksın da toplayacaksın da, yani ben bunu söylediğimde şey akla gelebilir. Ne olacak canım? Doğu Akdeniz kıyılarına gidelim, alalım bir tane daha, sen imparatorsun, koskoca imparatorsun, gider toplarsın. İş öyle olmuyor tabii ki antik dönemlerde, biraz daha zorlu. Denizcilik bu kadar ilerlemiş değil, deniz teknolojisi bu kadar ilerlemiş değil. O sebeple ihtiyaçlar ve elimizdeki teknik imkanlar dolayısıyla ulaşmak biraz daha doğal şartların imkanı dahilinde gerçekleşiyor. Ve o bölgeye gidip krallar, imparatorlar bu renklerin toplanması için o Mortex dediğimiz kabuklu canlıların, deniz salyangozu diye de geçer, bunların toplanıp boyalarının çıkarılması sağlanıyor. Rengin çıkarılmasını sağlıyor. Mor renk de çok nazlı bir renk. Aynı şeyler gibi, imparatorlar, krallar gibi. Nazlı bir renk. Kolay kolay kumaşa işlemiyor. Kolay kolay kumaşın içine işlemediği için de yoğun bir şekilde aslında o imparatorun veya kraliyetin içinde bulunduğu kademedeki kişilerin çalıştığını görüyoruz. Sadece mor olduğu için değil, hem mor aynı zamanda parlaklıktır. Yani bugün baktığımızda mor dediğimizde gözümüzü alan bir renktir, aynı turuncu gibi arkamdaki. Morun da gözümüzü alan bir rengi vardır, parlaklığı vardır. Düşünsene, hipodroma çıkmışım, böyle konuşma yapacağım, üzerimde mor bir pelerin, yani insanların bana baktığını, biraz da güneş geldiğini, aşırı parlak ve ihtişamlı bir görüntü oluşturur. Bu açıdan da önemli, sadece az bulunması değil, hem zor işlenmesi, hem parlak olması ve en önemlisi güneş gördüğünde çok daha zor solan bir renk olması o dönemde. Yani ben şu an üzerimdeki renklerle hipodromda konuşma yapsam saatlerce, bir süre sonra belki renkte solma veya değişme gözlenirken, o Mortex adındaki deniz canlılarından çıkarılan
mürekkeple elde ettiğim bir pelerine, pelerin rengiyle hipodromda çıktığımda bambaşka bir etki yaratıp aynı görkem ve ihtişamla oradan aşağı inebilirim. Baktığımızda yani sadece zor bulunması değil, aynı zamanda zor işlenmesi de insanların dikkatini çekiyor ve imparatorların o dönemdeki önemli yöneticilerin dikkatini çekmiştir. Çünkü zor işlenmesi demek bu işle uğraşan bir kaynağa, bir insana ihtiyaç demek. Bu kaynak ve ihtiyaç da işte ne bileyim o dönemde ben bir memur olsam herhangi bir devlet dairesinde ne yapamam? Bununla ilgili uğraşamam. Herhangi bir özveri veya arayış içerisine de giremem. Fakat güçlü bir isim olduğumda, güçlü bir lider olduğumda bunu kullanabiliyorum. Yani işin özü aslında kabuklu canlılar sayesinde bugüne kadar o mor renk değişe değişe tabii ki farklı alışımlar, farklı kimyasallarla bugün elde edebiliyoruz. Baktığımızda geliyor. Mor renk dedik ama günümüzde de sence şey yok mu? Böyle onu ben güçlü sorayım. Renkler yok mu? Ben sana şimdi tamam. Onunla dair bir şey sorayım. Günümüzde güçlü renkler var. Hatta mor normalde sinema dilinde kullanıldığında lüksü, ihtişamı ifade ediyor. Bugün bile. Dolayısıyla bu geçmişten geliyor mu acaba diye de bir sorguladım. Evet evet oradan yani şöyle baktığımızda günümüzdeki mora yönelik sevgi veya morla ilgili böyle yüceleştirme, biraz daha özel görmenin temel sebebi de o dönemden kaynaklı. Bugün kolay ulaşabiliyoruz ama hep diyoruz ya geçmişte yaşanan olaylar veya geçmişte o biriken bilgi birikiminin bize bir şekilde tesiri var. Muhtemelen sinema dünyasında da bunun yer alması yine aynı etkiden kaynaklıdır. Tabii başka renklerin ifade ettiği anlamlar da var. Mesela sarı tehlike olarak lanse ediliyor. Acaba o nereden geliyor? Şimdi onu merak etmeye başladım. Şöyle sarı demişken benim aklıma şöyle bir şey geldi. Yani evet biz morla ilgili gülüyoruz, mor ihtişamdır, görkemdir diyoruz ama sarı da aslında evet salt bir sarıdan bahsetmiyoruz ama başına bir kelime daha eklediğimizde bambaşka bir şey oluyor. Altın sarısı dediğimizde iş bambaşka bir özelliğe ve bambaşka bir yüceliğe doğru gidiyor. Aslında benim o antik dönemdeki o pelerinimdeki renkten bugün altın sarısının farkı yok diye düşünüyorum. Yani altın sarısı bir takı takıldığında bugün bakıyoruz. Neden? Çünkü altın az bulunur, değerli, bambaşka bir şey var. Toplumsal anlamda boyutu var. Aynı şekilde morda da durum benzer. Altında da durum benzer. Aslında yine bir şeyler değişmiyor Yunus. Devam ediyor. Altın sarısı dediğimizde bugün kutsal görülmese de, kutsal görünmüyor ama paranın önemli kaynağı olarak görülüyor veya işte toplumsal anlamda o varlığı ortaya çıkarıyor. O varlığın ortaya çıkması da altının zor bulunması. Benzer şeyler, benzer olgular aslında. Orada mor renk zor bulunuyordu. Mor renk kutsaldı veya mor renk önemliydi. Bugün bakıyoruz altın zor bulunan bir maden, değerli bir maden. Altın sarısını gördüğümüzde bir anda gözlerimizde bambaşka işaretler ortaya çıkıyor. Evet doğru. Demek ki o yüzden sürekli böyle lüks evlerde falan böyle altın kaplama demeyeceğim. Altın oluyor onlar herhalde. Evet, evet. Şeyler yani, kullanılıyor ki lüksü ve ihtişamı ifade ettiği için. Yani geçmişin moru, bugünün sarısı diyebiliriz. Evet, yani şöyle geçmişte eğer ben güçlü bir işte lavabo inşa etmiş olsaydım ne yapardım? Mor renge boyardım. Ama bugün ne yapıyoruz? Altın alaşım veya altın tozuyla bir takım şeyler yapılıyor. İşte kaplamalar yapılıyor, kullanıyor. Hatta bunu besinlerde bile kullandıklarını görüyoruz. İşte altın tozuyla çikolata yapıldığını, işte bunun bilmem ne kadar değerli bir şekilde satıldığını gösteriyorlar bize. Yani altın bugün neyse mor da geçmişte o. Bugün üzerimde altın sarısına yakın bir şey var. Aslında bugünün gücünü, görkemini göstermek için de giymiş olabilirim. Eğer geçmişe gitseydim bunu mor olarak tercih ederdim ve o şekilde karşınıza çıkardım. Dediğim gibi ama buradaki temel şey zor bulunması değil sadece Yunus. Aynı zamanda zor işlenmesi de, aynı zamanda renginin zor solması da yine o dönemin kraliyetleri veya güçlü isimlerinin kullanmasının temel kaynağı oluyor. Sadece mor deyip geçiyoruz ama nelere kadirmiş. Teşekkür ediyorum. Tabii tarihte böyle çok geçtiğimiz şeyler var. Mor deyip geçme, ekmek deyip geçme deyip konuşuyoruz seninle de. Geçmemek gerekiyor, değerlendirmek gerekiyor bu durumları. Teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ettim. Yine bambaşka sorularla karşınıza geldik. Bugün moru konuştuk.
morun geçmişten günümüze nasıl değiştiğini, bugün hangi renklerle karşımıza çıktığını işledik. Evet, bugün mor yok ama altın sarısı var. Gelecekte bambaşka madenin rengi, belki bambaşka keşfedilmesi gereken bir renkle tekrar o gücü, görkemi devam ettiririz diyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.